Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sabahın erken saatlerinde kuzularımızın önündeyiz. Şerkan'la birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz Şerkan geçtiğimiz günlerde bir ameliyat geçirdi. Bakın arkadaşlar. Yani şurası böyle şu şekilde şu alan komple doku yıkımı olmuştu. Doku yıkımından dolayı da burada su birikiyordu. Veteriner hekimimiz burayı boşalttı ve bize antibiyotik tedavisi önerdi. Tedaviye devam ediyoruz. Yalnız tekrardan yine bir avuç kadar şişti. Yani çok fazla abartılı bir şekilde şişmedi bu sefer ama yine bir avuç hemen hemen şöyle bakarsanız bir avuç kadar bir şişlik var. Tekrardan hekimimizle görüştüm. Uyguladığımız antibiyotikten devam etmemi söyledi. Eğer tekrardan bir sonuca varmazsak bir daha tekrardan gelip bir operasyon geçirecek. Yani tekrardan bu hapsiyi yaracaklar. Temizleyip dikimini yapacaklar. Biliyorsunuz arkadaşlar bizde ilk ameliyatı da zaten bayağı bir masraflı olmuştu bize. Şimdiki ameliyatı da eğer ki olursa ne kadar tutacağını hiç bilmiyoruz. Yani yine konuşacağız tabii ki veterinerle. Bunu mecbur yaptıracağım arkadaşlar yani. Çünkü Şerkan benim için gerçekten çok kıymetli bir köpek. Yani şu anda da görüyorsunuz bakın. Bu haldeyken bile sürüyü bırakmıyor. Yani çok fazla şişlik de kalmadı aslında ama inşallah antibiyotiklerle bunu giderebilirsek çok daha iyi olur. Çünkü biliyorsunuz yani yardığı zaman havalarda sıcak olduğu için gerçekten Şerkan çok büyük sıkıntılar çekiyor. Yani o acı çekince bizler de üzülüyoruz. O yüzden ikinci bir ameliyat inşallah olmaz. Yani olmazsa tabii ki bizim için de iyi olur. İnşallah düzelir arkadaşlar. Yani sonuç şu anda böyle Şerkan'da. Ya bakın şurada kalmadı yani şu bölgede kalmadı. Şurada da kalmadı. Sadece şurada bir hapse kaldı. Olmadı yine. Tekrardan ben bugün biraz boşaltmaya çalışacağım. Biliyorsunuz enjektörle. Enjektörle biraz boşaltacağım. Tekrardan zaten ilaçları var. Onları yine bugün uygulayacağım. İnşallah köpeğimiz bu şeyi de atlatır. Bu arada arkadaşlar dünkü videoma geçmiş olsun dileklerinde bulunan arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yani bizi gerçekten yalnız bırakmadığınız için, kanalımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu aralar biraz sıklıkla video atamadım biliyorsunuz. Bazı çekemeyen insanlar var arkadaşlar yani her şeyin içinde bir art niyet arayan. Yani köpeği tedavi ettiğin halde köpeği tedavi etmene bile art niyetli yorum atan insanlar var maalesef. Yani bilip bilmeden konuşuyorlar. Sanki biz burada hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi. Yani o da arkadaşlar bizim köyümüz gerçekten şehire çok uzak. Yani oradan bir veterinerin buraya gelmesi bizim için dünya masraf. Ama biz bunları görmüyoruz tabii ki. Biz de görüyorsunuz yani burada 3-5 tane kuzumuz var. Biraz koyunumuz var onlarla uğraşıyoruz. Yani başka bir gelirimiz de yok. Yani gelen de bunları harcıyoruz. Geçen zaten kurbanlık olarak kuzu satmıştık. O vardı. Onunla da Şerkan'ımızın tedavisini yaptık. Çok da iyi oldu. Şerkan'a bir kuzu değil 10 tane kuzu da feda olsun. Gerçekten çünkü benim için değerli. Ya bakın sürüde de görevini çok güzel bir şekilde yapıyor. Zaten ben bütün köpeklerimden memnunum arkadaşlar. Yani hepsi benim için ayrı bir güzellikte ve ayrı bir şekilde hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Biliyorsunuz tabii ki şartlar eskisi gibi değil. Eskiden 10 köpek besliyordum, 12 köpek besliyordum. Ama şu anda sadece 6 köpeğim kaldı.
Ve bu yakınlarda Zeyna da gidecek. Zeyna'yı da yollayacağız. Çünkü Zeyna'yı sahiplendirmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz köyde çocuklar var. Zeyna da biraz sert bir mizaca sahip olduğu için, adamcılığı olduğu için korkuyoruz. Bırakamıyoruz hayvanı. Ya bırakamadığımız için hayvan esir hayatı yaşıyor ve ben buna çok üzülüyorum. O yüzden Zeyna'yı sahiplendireceğim. Zeyna'dan sonra muhtemelen Zifir'i de sahiplendireceğim arkadaşlar. Çünkü bir karar vermem lazımdı ve o kararı verdim. Benim için de gerçekten çok zor oldu. Dişilerden sadece Güneş'i bıraktım arkadaşlar. Güneş kalacak çiftlikte. Çünkü biliyorsunuz burada kışın gerçekten yani o kadar köpeğe bakmak yani bizim için kolay olmayacak. Ve boşuna günahına girmiş olacağız. O yüzden iyi bakabilecek insanlara Zeyna'yı sahiplendireceğiz. Ve Zifir'i de öyle tabii ki. Arkadaşlar dediğim gibi Tor, Şerkan, Güneş, Duman. Bir de Duman'ın bir yavrusu, bir de Sarısoy yavrumu bırakacağım. Yani toplam 6 tane köpeğimiz kalacak. 4 tane 2 köpeğimiz ve 2 tane de yavru köpeğimiz kalacak. Yani benim arkadaşlar Zifir'i sahiplendirme sebebim Zifir'in hayvanlara alıştıramamamdı. Yani bir türlü kuzulara alıştıramadım. Kümes hayvanlarına alıştıramadım. Yani kendisi onları tehdit mi görüyor artık kendisini anlamadım gitti. Yani sürekli böyle kuzularla oynayıp onları incitmeye çalışıyor. Ve öbür türlü de kanatlı hayvanlar da artık kış aylarında çok tavuk yedirdiğimizden mi anlamadım gitti. Kanatlı hayvanlara karşı Zifir'in 2 gündür gözlemlediğime göre onlarla oynayıp onlara zarar vermesi. O yüzden ne kadar kızdıysam da onu terk etmiyor huyunu. Ondan dolayı Zifir'i sahiplendireceğim arkadaşlar. Ya Zifir yaylaya giden birileri için çok iyi olur. Yani çünkü yavru bir köpek yani daha yaşına girmedi. Tabii ki eğitilmesi lazım. Biliyorsunuz benim de elimde köpek fazlalığım var. Bu aralar çok fazla köpeğim var. Ondan dolayı yani hepsiyle ayrı ayrı ilgilenemiyorum. Şişt, bu arada arkadaşlar birini gördü. Şerkan. Muhtemelen köylülerimiz su açmaya gittiler. Onu gördü. Yani verme sebebim o arkadaşlar. İnşallah güzel birileri sahiplenir. Ve yani iyi bakacak insanların eline düşer. Çünkü ben biliyorsunuz herkese yani ücretli bir şekilde zaten köpeklerimi sahiplendireceğim. Zeyna'yı ve Zifir'i. Zifir'i zaten biliyorsunuz arkadaşlar yani kurt testinde çok güzel bir şey sergiledi 7 aylıkken. Ya şu anda da zaten yaklaşık bir 10 aylık falan oldu. Çok da kaliteli, güzel bir köpek. İnşallah sahiplendiği ailesi de onu bizim gibi sever. Ona güzel bakar. Zeyna için de aynı şekilde. Ve arkadaşlar bu köpeklerimizin gittiği yerde zaten diğer köpeklerimi sahiplendirdiğim gibi sürekli videolar isteyeceğim. Yani sizlerle paylaşacağım. Çünkü ben yani köpeklerim benim için çok değerli olduğu için verdiğim kişilerde de sürekli soruyorum ve sürekli bilgi alıyorum, sürekli ilgileniyorum. Yani alacak kişi de bana resim gönderecek sürekli. Bu şartı da zaten koşuyorum. Yani çünkü ben gözlemliyorum. Çünkü o kadar emek verdim. Ya nasıl bakıldığından kesinlikle emin olmam lazım. Çünkü birçok emek veriyoruz, görüyorsunuz. Böylece arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. Şerkan'ı zaten gördünüz. Yani keyifli gayet. Neşesi de yerinde. Zaten şimdi köye inince tekrardan kalan aşılarını tamamlayacağım.
Onları yapacağım. İnşallah en yakın zamanda Şerkan'ı daha sağlıklı bir şekilde göreceğiz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah düzelecek. Ve arkadaşlar böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.